Herkese selam arkadaşlar. Selam, hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber marketten aldığımız çatılan veya yeni çıkan ürünleri deneyeceğiz. O zaman videoya geçelim. Hangisiyle başlayalım? Bence Pico ile başlayalım. Çünkü Pico benim favorim. Birinci... 10 numara şey bence. Hiçbir şekilde buna bir şey bulamaz. Hiç güzel değil. Böyle arda kaynamış, çok yükselememiş bir çikolata. Aynı bizim kanal gibi. Benim değerlendirmem 10 üzerinden... 10. 3, 4 olabilir. Tamam, sırada çikolatadan mı devam ediyoruz? Evet, bence çikolatadan. O zaman benim en çok merak ettiğim aslında şu. Albeni'nin Viva. Şunun çok iyiymiş bu ya. Bayağı iyi bu. Bir şey söyleyeyim mi? Çok beklentimin üstündeydi. Ama ben buna 10 üzerinden 7.5'tan 8 veriyorum. Senin değerlendirmen kaç? 7. 7 mi? 7'si var. Bunu o zaman buradan yönetmenimize uzatıyorum. Çikolatalardan devam ediyorsak evet, ben Hindistan cevizi manyağı aşık. Of, çok muazzam Hindistan cevizi kokuyor. Hacı Şakir'in Hindistan cevizi şampuanı gibi. Hindistan cevizi şu kadar gözüküyor mu acaba? Yani şey yapmışlar. Var. Hindistan cevizi. Demişler. Yani şey, Nestle'nin sütlü çikolatasının üzerine böyle hafif Hindistan cevizi dökmüşler. Onun tadı bile gelmiyor. Almayın, buna 10 üzerinden ben 2 veriyorum. Neden 2? Çünkü beklentimin çok çok altındaydı. Çok abartılan bir ürün. Twitter'da bu çok abartılıyor. Herkese koli koli geliyor falan. Ben şey... Güzel bence ben. Ayırt etmem. Bunu asla yemem demem yani. Ben yedim, bitirdim. Hatta %80'ini falan ben yedim. Ama hayattan baymış gibisin. Geçelim. Şimdi ben sırada biraz tuzlu yapalım. Benim en çok merak ettiğim aslında bu. Sebzeli. Merak ediyorum. İşte sorun o zaten. Normal eti balık kırık. Hep yedik. Hiçbir fark sebzeli... olacağını. Beni önceden ensin. Yeşil yeşil olmaz zaten. Beni bir ürkütüyor. Ben de başlayalım. Hemen içeri. Yiyelim. Küçükken ben bunun şeylisini çok seviyorum. Böyle. Şeylisi. Normal bir tane yok mu bizde? Hayır. Aa, böyle... mısırlı gibi bir şey vardı. Evet evet o. Evet, hatırladım, tamam. Hani küçük şey. Evet. İşte anlatamıyorum şu an. Onu anladım. Siz de anlatmasını düşünüyorum. Help me! Help! Güzel kokuyor bence. Bence. Öyle. Bu aslında bizim şey dediğimiz var ya, mısırlı gibi. Öyle değil mi? Rengi tatlı bence ya. Rengi güzel. Bayağı iyi, ben buna 9 veriyorum. Tadı olarak benim de çok beklentimin üzerinde. 10 üzerinden bir 8'i var. 8'i. Bence 9. 8. Bence 8 ya. 9 biraz şov olur. Ben böyle şey, kötü bir tadı olur diye bekliyordum ama. Bayağı iyi, beğendim. Yeni falan diyor ama. Bunu mu beğeniyoruz? Kurutulmuş domates ve yeşillik taneli. Tulum peyniri ve zeytin aromalı. Ne kadar iyi olabilirse. Aa, bunun da rengi güzel. Korkuttu şu an beni. Help me! Help me! Yani bence hiç... İçinde şu kadar var. Şu kadar. Şey yapmışlar böyle, bir avuç al. Ben buna bir şey diyeyim. Yani bu gerçekten içinde çok az var. Gözüküyor mu bilmiyorum ama. Yani çok çok az var içinde. Ve kağıt gibi. Hatta kağıt daha kalın da olabilir. Deneyelim. Ben bu şu an beklentim biraz yani... Şu kadar yiyeceğim. Şeyi çok düşürdü beni. Ha. Şey çok tulum peyniri kokuyor. Çok tulum. O kadar mı? Şu an böyle bir tane tulum peynirimi kırt diye ısırmışım gibi hissediyorum ben bence. Böyle samana tulum peyniri tadı vermişler. Hayır, direkt ne yapmışlar biliyor musun? Bayağı saman yiyorsun. Açmışlar bunu. Tulumu dökmüşler. Biraz da tuz koymuşlar. Bu kadar. Çok ama kötü. Kötü olmak için daha çok yemesi geliyor insan.
Ama yok değil mi peynir yani direkt tohum peyniri. Buradan yönetmenin kamera sonuna baksın. Leş gibi bir şey almayın. 10 üzerinden eksi 5 veriyorum ben buna. Ekmek banıp yersin onu böyle toz yap. Ters açmayı nasıl bir yer? Bilmiyorum ters açtım ve yarısı zaten dökülmüş böyle bir şey. Yemesi hiç kolay değil. Hiç böyle ben bunu alayım da yolda yiyeyim gibi bir düşünceye kapılmayın. Değişik bir şey. Bir de boğazıma yapıştı. Bence bayağı güzel bir şey. Ama çok dökülüyor. Yiyemesi çok zor. Yemesi zor. Şimdi ben dökülmesinden 2 puan kırıyorum. Onun dışında kırmıyorum. Çünkü bence gayet güzel. O yüzden 8 veriyorum. Ben de 7 vereyim o zaman. Merak edilen. Belki çoğumuzun denemediği. Denemek istediği. Yani Philips. Kerem. Yeni çıkmış. Sütlü kaplamalı kraker. Yani bu krakerin herhalde şey versiyonunu çevirdiler ya. Yani bu sadeydi ya. Tuzluydu. Evet. Onu kaplama yapmışlar sanırım. İsmini değiştirmişler. Öyleyse çok kötü olmuş. Bence de. Açalım. Of. Buram buram şey kokuyor. Şey. Buram buram çilek. Çilekli dondurma kokuyor. Aynen. Max'ın çilekli dondurması kokuyor. Ve içinde bu kadar var. Büyük de şey. Yani evet biraz büyük. Ve şekilli şekilli şöyle. Kimci. Ve şöyle yıldız şeklinde falan yapmışlar. Vay. Bakmaz diyor. Yiyelim mi? Baya çilekli dondurma gibi ya. Yedikçe karpuz tadı geliyor ya. Evet. Gelmiyor mu sakız? Karpuzun sakız tadı var. Tam o. Tam o. Çok kötü. Yendikçe o hale geliyor. İlk başta çilek. Yönetmeni bir çok merak etti. Baya içindeki de baya şey. O dediğin tuzlu şey. Hı hı. Çok beğenmedim. Bunda çok şeyim vardı, ümidim vardı. Umutlarım vardı. Yeşermişti. Sen kaç veriyorsun peki? 3. Yani benim de büyük... Onu da piyasaya çıkarmışlar üçü diye verdim falan, şu an. Üçü, ikisi üç falan var ya. Bugün sizlere küçük böyle... Atıştırmalıkları değerlendirdik. Atıştırmalıkları ve çok abartılan ürünleri denedik. Bir videonun da sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu videoda bir yerlere gelmemizi istiyorsanız abone olup o like tuşuna böyle bir tık basmanız bizim için yeterli. Unutmayın size bir tık uzaklıktayız. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Hepinize görüşmek üzere.